10.000 kişi 10.000 Vay be şu an hepiniz bana 2 lira verseniz Ryzen 5, 5 5600'ü artı 2 4060'lı sistem alabiliyorum. Abone olan, videoları beğenen, yorum yapan, destekleyen herkese çok teşekkür ederim. Bunun şerefine bir soru cevap yapmak istedim. Uzatmadan hemen başlayalım. İsmin ne ve ilerideki hedeflerin neler YouTube dışında? Sen nasıl bilmiyorsun? Nasıl sunucu da özel rolün var senin? YouTube dışında en büyük hedefim ise ileride çok zengin olmak ve çok zengin olduktan sonra kocaman bir pasta alıp bunu tek başıma yemek. Kaç yaşındasın? 19 yaşındayım. Gay misin? Biraz. YouTube'e neden? Nasıl başladın? Sevmedim birkaç anime vardı onları sömek için başlamıştım sonra devamı geldi. Ne okuyorsun ya da YouTube dışında hangi işlerle uğraşıyorsun? Bu soruya verecek cevabım olmasını çok isterdim. Kanalının profil fotoğrafı niye böyle ve neden ismin Mego? Çok tatlı diye koymuşum niye öyle dedin ki şimdi? En sevdiğin anime ne ve neden seviyorsun? En sevdiğim anime sorusu bayağı gelmiş ama bu soruya verebileceğim direkt bir cevap yok. Sevdiğim ve aralarına seçim yapamayacağım birçok anime var. Direkt favorim şu diyemem maalesef. Ha illa bir şeyler saymamı istiyorsanız hemen size sayayım. Musoku Tensei, Vinland Saga, Attack on Titan, Bochidrak, Darling in the Franks, Chainsaw Man, ReZero, 86 ve Steins çok sevdiğim animelerden birkaçı. Darling in the Franks kısmı şakaydı. Ben bu animelerin hepsini çok severek izledim. Aralarında cidden seçim yapmam çok zor diyeceğim de... Yaparım bu arada. Vazgeçiyorum. En sevdiğim anime Bocchi Drak. Bir anime dünyasın normal bir insan olarak renkarni olacak olsan hangi animenin dünyası olurdu? Çok güzel bir soru. Ben büyük ihtimalle No Game No Life dünyasına gitmek isterdim. Bilmeyenler için her şeyin oyunlarıyla çözüldüğü, savaşın, hırsızlığın veya öldürmenin yasak olduğu bir dünya. Bu dünyada yaşamak gerçekten çok ilginç bir deneyim olurdu. Fanboy mu, tomboy mu? Şimdi eğer animelerdeki fanboylar ve tomboylar için soruyorsan tomboy diyebilirim. Ama gerçekte soruyorsan yok abi tomboy çekilmez valla. Kesin sigara falan da içiyordur. O yüzden fanboy derim. Hangi film serilerini seversin anime filmleri hariç? Öyle çok film izleyen birisi değilim ama Nolan'ın filmlerini çok severim. Özellikle Interstellar favorimdir. Blade Runner 2049 diyebilirim. Sinematografi olarak çok beğeniyorum. Ayrıca bayağı klişe olacak ama Matrix'i de çok severim. Astolfo mu Astolfo? Guts mı mi Astolfo? Dante mi Virgil mi gene Astolfo? Herkese önereceğim bir anime veya manga var mı? Hayır yok. İnsanların zevklerine ve yaşlarına göre bu çok değişen bir şey. O kişi tanımadan direkt bir öneri yapmak bence mantıklı değil. Sence kitlesi en kötü anime? Hmm, Jojo, Naruto, Mahir Akademi özellikle, Berserk. Çok popüler senin kitlesi zaten bok gibi. Bu popüler olmasıyla orantılı bir şey. Öneri videoları yapacak mısın? Yapayım mı istiyor musunuz? Yapabilirim. Serial Experiments Lane hakkında video ne zaman gelecek. Bu arada kaç yaşındasın? O anime video yapacak seviye daha geldim düşünmüyorum. 22 yaşındayım. Büyüyünce araba olsaydın hangi marka olmak isterdin? Arabalardan pek anlayan birisi değilim o yüzden üzgün minibüs. Helsing veya Drifters izledim mi? İzlediysen düşüncelerini. Helsing'i birkaç bölüm izlemiştim sonra araya başka işler gelince yarım kaldı. Bir ara tekrar geri döneceğim. Drifters ise çok çok eskiden bakmıştım ve beğenmemiştim. Tekrar izlersen belki fikrim değişir. Asushin mi daha mantıklı yoksa Kavoshin mi? Kavoshin Evangelion için daha mantıklı ama ben Asushin tercih ederim. Evangelion içerik yapacak mısın? Yapmazsan evine gelirim. Hayır yapmayacağım evime gel. Asuka mı, Rey mi ya da Zero Two mu? Bu arada en sevdiğim anime Darling in the Franks. Tembolo çizgi film ne zevkli adammışsın ama hadi seni kırmayıp cevaplıyorum. Bence Asuka. Evangelion ekran kartım mı yoksa dünya barışının sağlanması mı? Oğlum orijinal telifle Evangelion artık 4090 ekran kartından bahsediyoruz. Dalga mı geçiyorsun? En sevmediğin ya da abartılı sevilen anime hangisi? Ya öyle aşırı nefret ettiğim bir seri yok ama mesela Naruto'yu sevmem ya da My Hero Academia'yı da sevmem. Abartılıklarını düşünüyorum. En sevmediğin iki tane anime veya manga karakteri. Bir, Tower of God'dan Rachel ölümüne nefret ederim ederim bu karakterden. 2. 99'dan 30 bevladı elma. Keşke komple çıkarsalar bu karakteri. Seni anime izlemeye yeten en büyük etken nedir? Ben fantastik dünyalara ilgi duyan birisiyim ve live action yapımlarda fantastik bir dünya yaratmak özellikle o atmosferi gerçekçi bir şekilde sunmak gerçekten çok zor bir şey. Bu yüzden de bunu çoğu yapım bence başaramıyor. Animelerde ise bu çok daha kolay olduğundan hem bu tarz işler daha fazla hem de daha güzeller. Kısacası batı yapımlarına göre ilgimi çekecek içerik çok daha fazla var. Bu yüzden dizi yerine daha çok anime tercih ediyorum. Ayrıca Japonların yarattığı evrenler çok çok daha iyi oluyor. Gojo Musu Sukuna mı? Eğer iki tane koca kaslı abi yardım etmeyecekse goca alır. Videolarını çekerken hangi programları kullanıyorsun? Videolarım için Adobe programını kullanıyorum. Seslendirmeyi Audition alıp kurguyu da Premiere Pro'da yapıyorum. Arada After Effects'i de kullandığım oluyor ama çok tecrübeli değilim. Resimleri düzenlemek için de Photoshop'u kullanıyorum. Monster hakkındaki görüşün. <laughs> Uzun videolar daha sık gelir mi? Amacım o yönde ama tembelliğimle kapışmak bayağı zor bir şey. Kaç yaşındasın? 27 yaşındayım. Oda ve ekipman tanıtım videosu yapmayı düşünüyor musun? Olur yapayım. Setup'ım bu şekilde. Bu birinci monitörüm, bu ikinci monitörüm. Biraz dağınık oda çok şey yapmayın toplamakla uğraşmadım. Bu klavyem Akko markaydı. Bu da Logitech mouse'um çok güzel mouse öneririm da mikrofonum şöyle göstereyim. BM800 bu da. Sence bu yılın en iyi animesi hangisi? Eğer yeni isimlerden soruyorsan kesinlikle Soul Sona Firiren ama devam sezonlarında koyabiliyorsak Vinland Saga'nın ikinci sezonuyla Musaku Tensin ikinci sezonu arasında kalırdım. İkisi de bence yılın animesini hak ediyor. Kanalın çok hızlı bir şekilde 10.000 aboneye ulaştığını gördüm. Öncelikle tebrikler. Teşekkür ederim. Sorum ise şu. Senin bir kanal videoları abone sayısı de ne Yeni bir kanal için yatay videoların yanında şu videoları tavsiye eder. Oğlum sen rakip çıkarsın. Ben bunun cevabını vermeyeyim. İlerideki eşin evine şişme anime kızı almanı. Bu ne biçim soru amına? En sevdiğin şu an animesi nedir acaba? Megu. Chainsaw Man demek istedim ama bence Chainsaw Man tam olarak bir shonen değil. Belki Dark Shonen gibi bir ayrı bir türe girmeli. Böyle harbiden haftalık yayınlanan uzun bölümlü olan bir shonen anime söylemem istersen Black Clover'ı seçerdim herhalde. Hiçbir animenin birkaç bölümünü izleyip sonra unutup geri dönmediğin oldu mu? Çok oldu. Mesela Vanitas no Carte'yi hala bitirmedim. Kaldı öylece. Kötü de değildi bu arada. Beğenmiştim ama geri dönesim de yok. Sadece bir tane seçebilirsin. Tomboy kız arkadaş mı? Tomboy kız arkadaş. Yaş kaç? 16. Atakon Titan'ın en sevdiğin karakter kim? En sevdiğim karakter Reiner sanırım. Erwin'i de çok seviyorum ama Reiner ben benim için bir tık daha yukarıda. Arkadaşım olur musun? Hayır. Attack on Titan'ın final partını nereden izleyebilirim? Oğlum bana bunu niye sormuşsun? Google'a yazınca çıkıyor işte ya. Bir anime karakteri olsan kim olmak isterdin? Ya sanırım Rudeus olmak isterdim. Öyle çok kesin bir seçimim yok ama. Ayrıca oyunlarla ilgili sorular gelmiş. Şu sorular online oyun olarak OG sezonun gelmişse birlikte Fortnite'a sardım. Battle Pass'i kasıyorum. Onun şimdi arada CS2 oynadığım oluyor. En sevdiğim oyun ise iki tane var. Ultra Kill ve Terraria. Terraria'yı 500 saat oynadım ve bir 500 saat daha rahat oynarım. En sevdiğim oyun türü ise arcade FPS. Zaten ultra kill'den anlamışsınızdır. Kafa dağıtma Doom tarzı oyunları genelde daha çok seviyorum. Genital bölgeye oturup pasta yemek mi? Pastaya oturup genital bölgeye yemek mi? Diyetteyim o yüzden pastaya oturup genital bölgeye yemek. Ayrıca hangisi olduğunu belirtmemişsin. Abi lol gibi oyunlar oynuyor musun? Lol oynuyorsan main'in ne? Hayatımda hiç lol oynamadım. Hiç sevmem. İzlediğimde de bir şey anlamam. Riot Games'ten ve MOBA oyunlarından nefret ediyorum. PUBG mi? Overflow mu? Dürüst ol. Boku no Pico. Ne zaman anime izlemeye başladın? Ben çocukluğumdan beri animeleri seven birisiyim ama böyle cidden anime izlemeye başlamam 2016-2017 gibi diyebilirim. Kullanıcı adını Mega Duyumum yapmanı sağlayan etken neydi? Mega yerde alınmıştı. Ben de daha önce hiç kullanılmamış bir şey olsun diye Mega Duyumum yaptım. En sevdiğin yeni nesil anime nedir? Birçok anime var böyle çok sevdiğim ama Chainsaw Man herhalde. Yaşadığın en uzun ilişki nasıl bitti? Yaşayınca söylerim. Chainsaw Man'in Part 2'si hakkında ne düşünüyorsun? Ya bence çok garip gidiyor. Hala kendine bağlayacak hiçbir fikrim yok. Ama Asami çok sevdim. Ayrıca Naruto da çok tatlı. Yani bir şekilde kendini okutmaya başarıyor. Ve hissediyorum yakında Kobeni'yi de göreceğiz. O yüzden olumlu yönde diyebilirim. Makima'yı nasıl buluyorsun? Güzel ve korkutucu bir karakter ama bence aşırı overrated. Asla Himeno'yu veya Kobeni tercih ederim. Berserk'i seviyor musun? Evet çok severim. Hatta bir gün nasip olsa bütün Deluxe Edition'ları satın alacağım. Kaç yaşındasın? 21 yaşındayım. Bleach'in yeni sezonu eğer izlediysen hakkında ne düşünüyorsun? Manga okumuş birisi olarak söylüyorum. Ben bu arka hiç sevmedim. Hikaye olarak benim için büyük bir hayal kırıklığı. Ha ama görsel kaliteden bahsediyorsan manyak bir kalite artışı söz konusu diyebilirim. Haftalık animeden sezonluk anime geçmesinde bunun büyük bir katkısı var. Görsel efektler baya kaliteli olmuş. Aynı şekilde Soul Society'nin atmosferini de harika yapmışlar. Ama animasyonlar için aynısını diyemeyeceğim. Tamam 6. bölüm harikaydı ona lafım yok. Ama bazı kısımlarda tekrar eden animasyon var ki bu bütçeden kısmak için yapılan bir şey. O kadar sezonluk animeye geçmişsiniz. Borto'nun bütçeyi de hortumlamışsınız. Ama hala niye böyle şeyler görüyoruz? Normalde bu tarz şeyler takılan birisi değilim ama Jusuke Aysan çıtayı bayağı bir arttırdı ya. I have no enemies mi? Everyone is my enemy mi? İkisi de değil kendimin düşmanıyım. Zombi veya vampir teması işinden güzel bir anime önerisi yapar mısın? Yapayım. Anime olarak Hansing Ultimate ve Vanitas No Karte güzeldir. Manga olarak da Happiness öneririm. Zombi olarak aklıma bir şey gelmedi. Hangi cinsiyette renkarn olmak isterdim? Gene modern zamanda olacaksa kız olarak renkarn olmak isterdim. Keşke parmağım kırılsaydı da açıp izlemeseydim dediğin anime. Ya şu videodaki herhangi bir anime olabilir ama özellikle söylemem gerekiyorsa Super Child'dan nefret ediyorum. Herkesin kötü anime bu dediği ama senin sevdiğin bir anime var mı? Arifureta. Çok klasik abi ama kaç yaşındasın? 15 yaşındayım. Bir anime kızıyla evlenmek zorunda olsaydım bu hangisi olurdu? Makise Kurusu, Asuka da olabilir ya da Astolfo. Anime izlemek mi, manga okumak mı? Manga okumayı her ne kadar çok sevsem de eğer animesi kaliteli ise genelde animeyi tercih ediyorum. O yüzden anime. Neden Asuka? Çünkü aynı bana benziyor. Ya bu arada bir taneniz bile şarkı önerisi sormamış. Ben ne güzelse şarkı zevklerimle hava atmayı planlıyordum. Evet bu kadar soru yeter sanırım. Bay bay. Aşırı yüksek seviye katılı üyeliği alan Hamze'ye, Furuni'ye ve son sebe çok teşekkür ederim. Shorts videolarının izlenmeleri pek etkilediğini düşünmüyorum. Gene de shorts videosu üretmeni öneririm ama ikisini dengelemen lazım. Eğer ben sürekli yapacağım diyorsan ayrı bir kanalla açabilirsin.